Herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Bugünkü video konumuzda YouTube'da YouTube videomuza bölümleri nasıl ekleyebileceğimizi göreceğiz. Şimdi burada benim yaptığım bir iPhone'la ilgili pil ömrünü koruma ve uzatma yöntemlerini anlatan bir video var. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir bölüm yok videomda. Şimdi ben bunu nasıl ekleyebileceğimizi göstereceğim. Bunu yapabilmemiz için buradan bu videoyu bizim düzenlememiz lazım. Video düzenlemeye basıyorum. Ardından burada gördüğünüz gibi bizim video editing penceresi açılıyor. Buradan işte açıklamalar, başlık. Bu açıklamalar kısmına geliyoruz ve burada bizim video bölümlerimizi yaratacağımız yer olacak. Ben burada bir ufak bir açıklama ekleyeceğim. Siz derseniz hiç eklemeyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ne olsun bu? Video bölümler sekmesi olsun. Bölümler sekmesi. İki noktayı üst üste yapacağız. Ve burada boşluğu açıyoruz. Mutlaka ve mutlaka tabii ki bunu yapabilmemiz için ilk evvela çift sıfır, çift sıfır bölmesini koymamız gerekiyor. Ve buraya bizim giriş dememiz lazım. Siz başka bir şey diyebilirsiniz. Bu açıklama tamamen size kalmış ama çift sıfır, çift sıfır açıklamasını mutlaka koymanız gerekiyor. Ve daha sonra siz bu bölümleri ekleyebilmemiz için burada sağ tarafta video oynatıcısı var. Video editing kısmında, video ayrıntılar kısmında. Siz burada artık videoların saniyesini bularak ilgili saniyesini bu bölümleri yazacaksınız şuraya. Diyelim ki çift sıfır 11 kısmında benim burada ne olsun pil sağlığıyla ilgili anlattığım bir kısım olduğunu görüyorum. Burada videoyu dondurayım fazla ilerlemesin diye. Çift sıfır 11 pil sağlığı diye anlattığım bir bölüm var. Pil sağlığını anlatıyorum çift sıfır 11'de. Daha sonra buradan ilerliyoruz. İleriyoruz, ilerliyoruz ve bölümleri bulmaya çalışıyoruz. Burada daha ben pil sağlığını anlatıyorum. Pil sağlığını anlattığımı görüyorum. Ve artık çift 0.58'de benim konumun değiştiğini görüyorum. Wi-Fi ağları diye bir şey anlatıyorum ben burada. Çift 0.58 Wi-Fi ağları diye bir şey anlatıyorum. Daha sonra tabii ki biraz da oynatıyoruz. Wi-Fi ağlarını anlattığımı görüyorum hala burada. Ve artık 0.1.40 kadar 40. saniyede arka planda çalışan uygulamaları anlattığımı görüyorum burada. Bunları da bu bölümü de ekleyelim. Çift 0, 0, 40, özür dilerim. 0, 40'ta arka planda çalışan uygulamalar. Biraz daha ilerleyelim. Çift 0, 0, 2, 29'da artık burada ekran parlaklığıyla ilgili bir şey anlattığımı görüyorum. Bunu da ekleyeyim buraya. 0, 2, 29, ekran parlaklığı. Biraz daha ilerleyelim. Ekran parlaklığını anlattığımı görüyorum. 0, 2, 56'ya geldim. Ve 03 çift 0'da karanlık modla ilgili bir şey anlattığımı görüyorum. Bu bölümü de ekleyeyim. Çift 0, 0 03 çift 0 karanlık mod. Bu bölümü de geçtik. Tekrar oynatıyorum. Karanlık modu da anlatıyorum. Hala buradayım. Biraz daha geçeyim. 04 çift 0'dan itibaren 0401'den çıkışı yapıyorum. Yani videoyu kapatıyorum artık burada. Buraya da çıkış diyebiliriz. Ve artık bölümleri eklemeye hazırız bu şekilde. Kaydet butonuna basıyorum. Kaydetmesini bekliyoruz. Kaydet işlemi tamamladıktan sonra biz buradan videomuzu bir oynatalım. Ve artık biz videomuza geldiğimiz zaman artık burada bölümlerin eklenmiş olduğunu görüyoruz. Pil sağlığını görüyorsunuz. Wi-Fi ağları ne yazdıysak açıklamalarda aynı onun gibi burada görebiliyoruz. Açıklama kısmına geldiğimizde buradan daha fazla diyelim. Gördüğünüz gibi burada ilgili bölümler var. İlgili bölüme tıklayarak o bölüme ulaşabiliyorsunuz gayet rahat bir şekilde. Herhangi bir sıkıntı çekmeden direkt o bölüme gidiyorsunuz. Bu videoda böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bye bye.